Selam Hanım. Sahnede gerçekten mükemmel bir iyilik hareketi. Evet. Bir barınak kurduk herhalde bugün. Ah keşke. Ama 600 tane barınak, 600 tane kulübe zorla emri vakiyle bağış yaptırdım. Madem iş adamları ödül alıyorlar, bir daha ödül almaya bence gelmezler. Ama en azından iyi bir şeye vesile oldular. Çünkü barınaklarda şu anda zavallı hayvanların kafasına yağmur yağıyor. Çoğu barınak değil, çoğu ölüm kampı. O yüzden de 600 tane canımız en azından kafasını sokacak bir yer buldu. Yani bir kulübe olacak bugünden itibaren. Çok mutlu oldum. Öyle. Gündem bir anda değişiyor biliyorsunuz. Evet. Çocuklarımızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu Hipokrat yemini etmiş, kendini doktor sanan canilerin çocuklarımıza uyguladığı şiddet bir yana, şimdi artık insanlar pandemi döneminde acaba biz yanlışlıkla mı öldük, para için mi öldük diye sorgulamaya başladı. Tabii dünyada gelişmiş ülkelerde böyle özel hastane o bu değil. Bence özel hastane durumu doğru değil zaten. Gelişmiş ülkelerin hastaneleri bütün vatandaşlarına, çoğu mesela Finlandiya'da falan, Finlandiya'da, İsveç'te, İsviçre'de normal hastaneye gidiyorsun ve senin kendi hayat sigortanın içerisinde bütün tedavilerin her şey içinde. Hani özel hastaneye gerek olmuyor bile. Gönül ister ki bizim hastanelerimiz de böyle olsun. Artı gönül ister ki Sağlık Bakanı'nın özel bir hastanesi olmasın. Çünkü tabii ki insanlar şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani bir taraftan o hastanenin para kazanması için insanların hastalanıp oraya gelmesi gerekiyor. Ve bir Sağlık Bakanı'nın da Sağlık Bakanı görevindeyken özel bir hastaneye sahip oluşu. Yani her şey sisteme bana göre ters ve yanlış. Ama işte bakın. Sokak hayvanlarını güvenli sokaklar istiyoruz dedikten sonra hayvanları toplattılar. O günden sonra Allah düğmeye bastı. Hayvanlarla ilgili olmadığını bu durumun zihniyetle ilgili olduğunu, 5 tane kadın kocası tarafından öldürüldü, 4 tane çocuk babası tarafından öldürüldü, narin katledildi. Çocuklar hastanelerden türlü tezgahlarla ölüm haberleri geldi. Arkasından şu anda terör olayı. Yani Türkiye'nin her tarafı mahşer yeri şu anda. Ya dönemin Sağlık Bakanı'nın bu duruma sessiz kalması size de biraz ironik gelmedi mi? Şimdi şunu söylemeliyim ki Türkiye bir yenilik artık. Yani bunu teker teker konuları ayırmadan şunu söylemem lazım. Şimdi Türkiye'yi yönetenler şu anda belirli bir yaşın üstündeler. Yani biliyorsunuz notere gidiyorsun, bir ev satmaya kalksalar 65 yaş üstü olduğu için devlet hastanesinden rapor almaları lazım. Şimdi bazı 65 yaşında, 70 yaşında insan çok dinç oluyor. Yani her şeyle tamam diyor ama yine rapor istiyorlar yani. Dolayısıyla şimdi 65 yaş üstü insanların noter tarafından rapor istenilip bir evi bile satmaya kalktığında devlet hastanesinin kurulundan rapor istenildiği halde bu insanlar şu anda ülke yönetiyorlar. Şimdi dolayısıyla ben Devlet Bahçeli'nin gerçekten veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağlık raporu alması gerektiğini düşünüyor musun? Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir sadece bir eleştiri ve bence artık hani sanatçılar için de denir, zirvede bırak yani. Hani zirvedeler mi değiller mi onu orası tartışılır ama zirvede bırakmak diyelim, bıraksalar keşke. Çünkü gün geçtikçe o koltuk sevdası onlara çok yanlışlar yaptırtmaya başladı. Yani bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tepesindeki Türk bayrağında Atatürk'ün kurduğu o meclise bir sürü annenin çocuğunun kanına ve günahına girmiş
onlar tarafından da terörist denilen bir kişinin oradan insanlara hitap etmesini isteyecek kadar bence gerçekten bir insanın bunu söylemesi için gerçekten hani sistemde bir problem yaşıyormuş olması lazım. Çünkü Türk milleti bu kadarına artık izin vermeyecektir. Yani çok ileri gitmeye başladılar artık. Yani koltuk bu kadar önemli olmamalı ya. Bazen de çekip gitmek de çok iyi bir yerdeyken. Arkandan insanların gözyaşı dökmesi, arkandan seni giderken alkışlamaları çok daha onurluca geliyor. Yani bana... Siyasete atılacaktınız. O konuda kararlı mısınız? Kesin karar verdiniz yani mi? Şöyle, ben hayvanlara kucak açan, hayvanlarla ilgili resmi daha fazla işe yarayacağım her türlü ortama, her türlü açılmış olan kola koşa koşa giderim. Siyasete çok kirli olduğunu görüyorum. Maalesef çok üzülüyorum. Ama bizlerden de birilerinin orada olmuş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu zihniyetle, bu cehaletle, bu cehaletin getirdiği kötülüklerle bizim gibi insanlar, doğayı seven, hayvanı seven, insanı, vatanını seven insanların çoğunlukta olarak savaşabileceğini düşünüyorum. Ben de onlardan bir tanesi olarak kendimi adlediyorum. Bakalım hayat ne getirecek? Önümüzdeki seçimde aday mıyız? Net soruyorum. Adayım, evet. Evet. Efendim peki son soru, biz nasıl ama normalleşeceğiz? Ama ben bunu aday olurken sonuç olarak bunu insanlar istediği için, bizim sesimiz ol dedikleri için, onlar beni bu yola soktukları için, onlar için adayım. Kişisel bir amaç değil. Yok yani benim siyasetle, ben sanatçıyım, benim normal şartlarda her şey bu kadar kötü olmasa ne işim olurdu yani. O zaman son cümle, bir cümleyle rica edeceğim, biz nasıl normalleşiriz? Uyanarak, yani bir cümleye sığdım. Uyanarak ve birlik olarak, beraberlik olarak ve karar vererek artık. Yani böyle televizyondan böyle kendi kaderimizi seyrediyoruz, akşam uyuyoruz, sabah uyanıyoruz, akşam haberlerinde yine televizyonda kendi kaderimizi seyrediyoruz. Böyle olmaz. Yani bir ülke ekmeğin zamına karşı çıkıp ertesi gün o ekmeğin almak için kuyruğa girmemeli. Bunu anlatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.